Herkese selam dostlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Neler yapmıştık? En sonki bölümde resmen ormancılık yapmıştık. Bütün kütük teslimatlarını bitirdik. Şimdi gelelim artık materyal teslimlerine. Şimdi ilk görevimiz Çelik Nehir şeyini bitirmiştik. Husky'yi yönlendirmede. İlk görevimizi aldık. Lojistik üstüne bakım remorku ve araç yedek parçalarını götürürsek depo erişimi, kamyonların hizmetleri açılıyormuş yukarıda. Şimdi oraya doğru gidelim. Teslim yerimiz orasıymış. Evet, büyük keniği döndürmek biraz zor. Neyse. Bilseydim daha uygun bir konumda bekletirdim. Yine her zamankisi gibi kamyonları doldurdum, ambarlara çektim, malzemeleri yükledim, sizler için hazırladım. Hep birlikte artık teslim edip XP'leri ve paraları toplama işi kaldı. İşin de en keyifli bölümünü birlikte yapıyoruz. Keyifsiz ve tatsız yerlerini ben üstleniyorum. Evet, şimdi buraya geldiğimize göre artık bir rota çizebiliriz. Nereye gitmemiz gerekiyordu? Lojistik üstüne. Bunun için bence çiftlikten geçmek daha kolay. Oo, bu yolu yine aşacağız. O çamurlu yer vardı ya, küçük teslimatındaki orayı aşmamız gerekecek. Evet, bakım remorku arkamızdan geliyor. Bakalım, belki keniyle daha hızlı aşarız. Yani büyük keniyle, küçük keniyle bayağı zorlanmıştık. Bakım remorku bizi takip ediyor. Biz de yeni bir maceranın ilk görevini yapmaya gidelim bakalım. Bakın, orada kamyonları hazırladım. Her yerden malzemeler aldım. Bugün 3 görev yapacağız. Biliyorsunuz çelik husky görevi de 3 görevdi ama o kütük teslimatları 50 küsur dakika sürdü. Tahmin ediyorum bugün o kadar uzun sürmez. Yani çünkü zaten bu teslimatı yapınca görevin biri sonlanmış olacak. Çok teslimat vardı kütük içinde. 2 tane oraya, 3 tane buraya, öbür köye, ondan sonra belirdeki köye derken bayağı zaman aldı. Ama bugün ekseriyetle Smithville barajındaki görevleri yapıyoruz. Ana görevler tabii ki bunlar. Öyle denk geldi. Başka bir köyde de denk gelebilirdi ki bir sonraki videomuzda yapacağımız görevlerin bazıları Ada Gölü'nde, bazıları işte Karanehir'de olacak. Ama tabii ki ben onun kamyonlarını da hazırlayıp oralara bırakacağım. Hep beraber teslim etmek kalacak. Evet, burayı hatırlamışsınızdır. Keni, küçük keniyle zorlanmıştık ama büyük keni, bunun balon lastikleri gerçekten tam bir çamur canavarı. Bakın, buraya kadar hiçbir sıkıntı olmadan geldik. Çamurda da bakın, çamur yardıra yardıra gidiyor yani. İşte büyük keninin bu şeysi çok iyi ya. Evet. Şimdi remorku bir alalım. Evet, 16 seviye olduk. Artık gümüşten altına dönmeye başladı. Amblemimiz, rozetimiz. Gelelim ikinci göreve. Birinci görevi tamamladık. İkinci görev temeller. Etkinleştirelim. Peki bu arkadaşın kamyonu neredeydi?
Zannedersem onu depoya koymuştuk. Şu olması lazım. Evet bakın. Tuğlalar. Bunların hepsini çiftliğe teslim edeceğiz. Şöyle usulca şuradan sıyrılalım. Bu ambardan tuğla almıştım. Diğer yerlerden yakıttı, kalastı derken toparladık. Şimdi çiftliğe teslim etmesi var. Çiftlik buradan çok uzakta değil. Barajı geçince böyle bir çamura giriş yapacağız. Çamurun sonu boşaltım alanı. Burada bizi son görev zorlayacak. Çünkü taş ocağına inmemiz lazım. Taş ocağına inmek beni geriyor. Evet, yükün birisi de neredeyse düşecek. Umarım onu da kaybetmeden teslimatını yaparız. Evet, çiftlik burada. Bence biz şuradan girelim. Havayı da bir ton açalım bence. Aynen böyle. Hadi bebeğim, düşmeden seni verelim oraya. Uğraştırma bizi. Evet, tam teslimat yerimize de keneyi mi koymuşuz? Yok, orada değilmiş. Güzel. Hop. Şimdi kargoyu bağla, vinci toparla. Harikayız. Bir görevi daha sonlandırdık. Şunu şöyle koyalım. Ve üçüncü göreve başlayalım. Malzeme sırası etkinleştirdik. Şimdi bunun kamyonu nerede? Bunun kamyonu da garajda olması lazım. Bakayım. Yok, bu değil. Bunun kamyonu nerede? Kamyon neredesin? Heh. Az önceki oradaki keni bu. Şimdi dediğim gibi şunu bir bağlayalım. Şimdi önce bir bakalım ne diyor? Taş ocağı işi, metal keliş. Önce metal kelişi bence taş ocağına teslim edelim. Çünkü o teslimat yük bölümünde, bakın aşağıda. Onu teslim edip onun yerine betonu zımbalarız, bağlarız. Şu beton bana pek güven vermiyor. Öbürler de zaten boşta. Bakalım bunları devirmeden taş ocağına verip oradan çıkıp İşte vaizin evi, ondan sonra öbürü de servis merkezine gidecekmiş. Halledeceğiz. 4 tane görevi ayarlamışım. Bir tane de orada keneyi gördük ya. 4 görevi yapacağız bugün. Ama kütükler gibi sıkıcı değil. Yani tabii ki sıkıcı değildi kütüklerde ama çok parçalıydı. O köye git, bu köye gel, şu köye git, o köye gel. Bir hayli sefer yaptırdı bize.
Şimdi dikkatle dikkatle gidiyoruz buralarda. Bir yerlerden taş ocağına iniş yapacağız. Tabii ki şuradan yapacağız. Evet, taş ocağının altına. Biz yine hiç macera aramayalım çünkü o dönüşler çok keskin. Aracımızın üzerinde yük var. Bağımsız yük var. Bağlı olsaydı gözüm kapalı dalardım da. O yemez, orada kalırız yani. Yükleri döktüğümüzde kalırız. İleri gidelim. Maceraya girmeyelim. Risk almayalım. Nasıl olsa bu labirentin sonu oraya gidiyor. Vinci bıraktık. Güzel. Şunları aşağı atacağız geçici bir süre için. Çünkü tekrar bağlantı yapmamız lazım. Bu arada beton blok da gitti. Onu tekrar kamyona çekmemiz lazım. Ki bağlayabilelim. Şimdi bağlaması lazım. Güzel. Şimdi şu küçük kargoları da üzerimize alalım. Yükümüz daha hafifledi. İyi oldu. Şimdi şunu da şöyle yan tarafa doğru hop. Güzel. Biraz bunları beriye çekelim bence şöyle. Garanti olsun. Öbürünü de asılalım. Güzel. Şimdi buradan dönüş yapıp
bakmamız lazım. Geri geri çıkacağım. Yani düşündüm, taşındım. En doğru yolun bu olduğuna karar verdim. Çünkü araç 10x10. Devasa boyutlarda dönmez. Şimdi bize burada öyle bir rota lazım ki ne yapalım, ne edelim? Hiç maceraya girmeyelim. Şu şeyi dolanalım. Simidi dolanalım. Şuradan tekrar çıkalım. Servis merkezine gidelim. Önce servis merkezine beton kirişleri teslim edelim. Umarım bu sefer düşmez. Yani öyle böyle bir bağlantı yaptık. Asfalta çıksak sıkıntı olmaz da işte asfalta gidene kadar şu taşlar bizi biraz zıplatıyor. Zıplatınca da yük kayıyor. Aslında beton blok üstü olsa o kadar kaymaz ama işte teslimatı yapmak için bu sefer onu indir, bunu al. Ulaşmak istemedim. Evet, bağlantı yolunu kullanıp bağlanalım bakalım. Evet, artık asfalttayız.
Bayağı iyi geldik düşürmeden. Genelde bunu söyledikten sonra düşmesi lazımdı. Evet. Çok da gecikmedi. Çünkü Murphy kanunudur bu. Akla gelen başa gelir. Hadi bakalım şöyle yana geç. Geç 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 geç. Yani her bir yük için kamyon kullanmaya gerek yok. Rota önemli. İyi rota seçtiğiniz zaman onu oraya bırakıp bunu buraya bırakıp tek kamyonla da daha hızlı olur öyle. Malzemeyi al, git, bırak, gel. Çok zaman kaybı olur. Şimdi mesela beton blokları buraya teslim edeceğiz artık. Bu sefer servis parçalarını bağlayacağız rahatça. Onun teslimat yeri de zaten yakın. Evet. Bakın. Teslim attık konuda. Şimdi kargoyu bağla, vinci toparla ve vaizin evine saf malzemelerini bırakınca Behlül kaçar. Son görev kalıyor. O da zaten hazırlamışım. Minik bir teslimat. Şimdi bu yaptığımız üçüncü görev oluyor. Dördüncü de yapınca tek seferde dört ana görev yapılmış olacak. Vaizin evi de o ileride sağda. Çok yakınız. Evet, sözleşme tamamlandı. Geldik. Of, taş ocağına teslim. Bugünün dördüncü görevi ve son görevini yapacağız şimdi. Beton döşeme bir arkada, servis yedek parçalar da üzerimizde. Bunları emekler kendimize yüklemişiz. Haydi bakalım. Taş ocağına götüreceğiz. Taş ocağı zaten yakın. Ama önemli olan aklıma bir şeyler geliyor ama neyse. Biz bildiğimiz yoldan şaşmayalım. Şuradan ağaçların arasından geçip bir yol kısaltması yapabilir miyiz diye düşündüm ama iyi ki öyle bir şey yapmamışız.
Bununla da hiç risk almayacağım. Çünkü arkamızda römork var. Betonu devirmek istemiyorum. Zaten yükü teslim edelim. Römorku silsek de olur. Buna para vermedim zaten. Önemli olan yükü teslim edebilmek. Buradan dönebilir miyiz? Yani aracın arkasında römork olmasa olur da. İşte şartlar ve imkanlar. Save de geldi, çok güzel. Evet dostlar, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. 4 ana görevi bitirdik. Görev deyip haksızlık etmeyeceğim. 4 ana görevi yaptık. Şimdi teslim ediyoruz. Evet, depo artık kullanılabilir diyor. Ne varmış depoda, hep birlikte bakalım, merakımız gitsin. Kargo konteyneri veriyormuş. Biz bir tane daha depo açmıştık yukarıda, şurada. Bakın. Orada ne varmış? Sondaj yedek parçaları. Güzel. Demek ki sondaj sahasına onları götürmemiz isteyecek ilerleyen görevlerde. Evet dostlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın, mutlu kalın.